Ana haber bültenimizden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gündemin önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Açıklanan tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız dedi. CHP'nin başındaki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyelerimizle irtibatımızı güçlendirmeye de önem vermeliyiz. Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Erdoğan, Türkiye tüm mazlumlara ve mağdurlara kendi iradeleri ve gayretleriyle hak ve özgürlüklerini en ileri standartlarda kavuşabileceklerini, kalkınma hamlelerini neticelendirebileceklerini göstermiştir dedi. Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Evet, artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Erdoğan, hazine arazilerini kiralayan çiftçilere de müjde verdi. Hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilerimize de bir müjde verin. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmelerini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip biçilmeye başlanmıştı. Bu çiftçilerimizin tarımsal desteklerden de faydalanabilmelerini temin etmiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir. Velhasıl her alanda milletimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlardaki aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da Cumhurbaşkanı'ndan iki ayrı talepte bulundu. AK Parti Genel Başkanı AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Başkan Uluçay'la birlikte toplantıya AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdun'u seven Belediye Başkanı Mehmet Seybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da katıldı. Başkan Uluçay milletvekilleriyle birlikte sahada hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Uluçay, şeker üretimi konusunda önemli bir konumda olan Afyonkarahisar'da şekerin dahil olduğu sektörlerde şeker ham maddesi tedariki konusunda yaşadıkları sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan sorunu Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti. Pakdemirli de konunun takipçisi olacağını ifade etti. Öte yandan Başkan Uluçay gübre fiyatları dolayısıyla kullanımın azalmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Uluçay, üreticilerimiz gübre kullanımını %40 azaltmıştır. Bu minvalde bunun neticesi de rekolteye yansıyacağı için Şubat-Mart aylarındaki ikinci gübre atımında üreticilerimizin bir destek beklediklerini, verilecek desteğin rekolteye yansıyacağını ifade etmek isterim, dedi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda gündem dışıyla gündem maddeleri oylanarak olumlu karara bağlandı.
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının ikinci birleşimi yapıldı. Meclis toplantı salonunda Başkan Burhanettin Çoban yönetimde başlayan toplantı daha sonra Başkan Çoban'ın oturumun devam ettiği sırada Ankara'da yapılacak olan bir toplantıya katılmak için ayrılması gerektiğinden dolayı Başkan Vekili Ahmet Mahmut Saylık toplantıya başkanlık etti. Toplantı açılış ve yoklamadan sonra gündem dışı ve gündem maddelerinin oylanmasıyla devam etti. Toplantıda ilk olarak özel il idaresi iş merkezinde bulunan mülkiyetleri idareye ait olan iş yerlerinin satışıyla ilgili gündem dışı madde okunarak oylandı. 357.50 metrekare yüz ölçümde taşınma üzerinde yer alan özel idare iş merkezi 6. katta bulunan mülkiyetleri idaremize ait olan 71 ve 72 bağımsız bölüm numaralı iş yerlerinin 2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda satışlarının yapılması düşünülmekte olup satışı yapılacak taşınmazlara ait tapu kaydı yazılı şekilde gönderilmiştir. Daha sonra toplantı gündem maddelerinin oylanmasıyla devam etti. İlimizde Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen Ömer Gecek Termal Turizm Merkezi ve Sandıklı Hüdayi Termal Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleriyle turizm merkezleri dahilinde faaliyet gösteren turizm belgeli tesislerden 2022 yılında alınması gereken jeotermal su kullanım metreküp birim bedelinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Turizm belgeli tesislerde jeotermal su miktarı metreküp birim cinsinden hesaplanmak suretiyle debi ölçer, sayaç ve benzeri teknik aletlerle yılda en az 4 kez olmak üzere belirli periyotlarda ölçülür ve ölçümü takiben 2 ay içerisinde jeotermal su kullanım bedeli tahsil edilir. Turizm belgeli tesislerin kullandığı jeotermal su miktarı belirlendikten sonra her bir turizm ve kültür koruma ve gelişim bölgesiyle turizm merkezi için jeotermal kaynak üretim ve dağılım yönetimi, maliyeti ve jeotermal kaynağın özelliklerine göre ilgili idare tarafından ayrı ayrı belirlenen birim fiyatı üzerinden jeotermal su kullanım bedeli alınır. Debi ölçme işlemi için kullanılacak teknik aletler, sondaj için çıkış noktalarına veya akışkanın bir dağıtım şebekesiyle dağılma halinde tesislere giriş noktasından bağlantı noktasına takılır. Jeotermal akışkanın doğal cazibesi ile çıktığı yerlerde debi metre ile ölçümün mümkün olmaması halinde akışkanın kullanım miktarı, turizm belgeli tesise ait proje ve mevcut kullanım miktarı dikkate alınarak yapılır. Jeotermal akışkan birim fiyatı her takvim yılı başında ilgili idarece yeniden belirlenir. Jeotermal akışkanın ilk kullanımı ile entegre kullanımlar sonrasındaki kullanımlarda ayrı birim fiyat uygulaması yapılabilir hükmü yer almakta olur. Kanun ve yönetmelik gereği turizm belgeli tesislerin kullandıkları su miktarına göre jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin 2021 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre ilimizin ihracat oranı geçen yıla göre %4.2 artarak 29 milyon 107 bin dolardan 30 milyon 342 bin dolara çıktı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Serteser, ilimizin 2021 yılı Aralık ayı ihracatı geçen yıla göre %4.2 artarak 29 milyon 107 bin dolardan 30 milyon 342 bin dolara çıktı. 2021 yılı ihracatımız ise 2020 yılına göre 17.8 oranında yükseldi. 2020'de 323 milyon 380 bin dolar olan ihracatımız 2021 yılında 380 milyon 795 bin dolara çıktı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekor olarak kayıtlara geçti. Bu vesileyle tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum, dedi. Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatın ülkelere göre sıralaması hakkında da ayrıntıları kamuoyuyla paylaşan ASSO Başkanı, 2021 yılı Aralık ayında ilimizden 82 ülke bir serbest bölge ihracat yapıldı. 2020'nin aynı ayındaysa 79 ülke ve bir serbest bölgeye ihracat gerçekleştirilmişti. İlimizden dış satımı yapılan ülkeler arasında birinci sırayı alan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız 2020'nin Aralık ayına göre %18.1 artarak 6 milyon 280 bin dolar oldu. İkinci sıradaki Fransa'ya %23.8'lik artışla 2 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, üçüncü sıradaki Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise %19.8'lik gerilemeye rağmen 2 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı, diye konuştu. Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracatta öne çıkan sektörleri hakkında da
İlimizin lokomotif sektörü olan ve çoğunluğunu mermer ve doğal taş ürünlerinin oluşturduğu madencilik sektörü 2020'nin Aralık ayına göre %13.3'lük bir artışla 20 milyon 88 bin dolarlık ihracata imza attı. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise %6.4'lük gerilemeye rağmen 2 milyon 405 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ise %14.9'luk artışla 1 milyon 373 bin dolarlık dış satıma imza attı, değerlendirmesi yaptı. ASO'nun bu verilerine göre Afyonkarahisar 2021'in Aralık ayında 30 milyon 342 bin dolarlık ihracat ile ihracat yapan iller arasında geçen yıla göre 7 basamak gerileyerek 40. sırada yer aldı. Afyonkarahisar'a komşu illerin sıralamadaki durumları ise şöyle. Denizli 461 milyon 43 bin dolarlık ihracatla 10. Konya 287 milyon 769 bin dolarlık ihracatla 14. Eskişehir 128 milyon 573 bin dolarlık ihracatla 20. Kütahya 38 milyon 279 bin dolarlık ihracatla 35. Uşak 37 milyon 949 bin dolarlık ihracatla 37. Isparta 35 milyon 979 bin dolarlık ihracatla 38. Burdur 19 milyon 509 bin dolarlık ihracatla 47. Sanlıklı ilçemizde 61 yıldır Türk tarımına ve çiftçisine hizmet sunan, Türkiye genelinde 46 bayisi, 33 servisi olan ve 23 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan Elibol Tarım Makineleri, Türkiye ve hatta Avrupa'da bir ilk olan her biçere uyumlu sıralı silaj makinesi üretmeyi başardı. Tarım, alet ve makinelerinde günden güne gelişerek Türkiye ve Avrupa'da önemli bir marka haline gelen Elibol Tarım Makineleri, Türkiye'de ilk ve tek olan yeni ürününü tarım sektörüne sundu. Yaklaşık 61 yıllık bir marka olan Elibol, kaliteyi güven yaratır prensibiyle tüm çiftçilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği dayanıklı sınıfının en iyisi Haşbay Hareket Sistemi, patentli full otomatik haşbaylı balya makinesini daha önce üreterek çiftçilerin hizmetine sunmuştu. Bu defa da yine bir ilk olan her biçere uyumlu silaj makinesi üretmeyi başardı. 1960 yılından beri faaliyet gösteren ve tarım aletlerinde ileri teknoloji sloganıyla günümüze kadar birçok yenilikler ve ilklerle tarım sektöründe ülkemizi adından sıkça söz ettiren Elibol Tarım Makineleri, imalatına kırıcılı sistem, ayçiçek hasat tablası, yan burgulu helizonlu mısır hasat tablası, banyo makinesi, yem karma makinesi, taş toplama makinesi, sıvı gübre dağıtma tankı, sap toplama, yeşil yem bitkileri rulo poşetleme balya makineleri, meyve toplama römorku, katı gübre dağıtma römorku, bahçe gübre dağıtma römorku, dal öğütme, sap parçalama, patates ve pancar otu temizleme makinesi gibi geniş ürün yelpazesiyle gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Kaliteli ham madde kullanımı ve konusunda uzman personelle çalışarak kaliteden ödün vermeyen Elibol Tarım Makineleri, Türkiye genelindeki yetkili servisi ve bayileriyle çiftçilere satış sonrası sorunsuz hizmet veriyor. Elibol Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Elibol da çiftçilere yeni yıl müjdesi verdiklerini belirterek, yılların verdiği bilgi ve birikimle uzun uğraşlar sonucunda çalışmalarımızda başarıya ulaştık. Çiftçilerin zaman ve yakıttan tasarruf etmesini sağlayacak, patent ve sınai mülkiyet hakları alınmış olan her türlü marka biçer dövere uyumlu 4, 5, 6, 8 sıralı silaj tablası makinemizi üretmiş bulunmaktayız. Çiftçilerimizden aldığımız destekle her gün büyüyen, yaptığımız yeniliklerle sektörün öncü firması olarak bu haklı onuru ve tarifsiz gururu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Birçok icat, yenilik ve ilklere imza atmak bizim için çok kolay ve gurur vesilesidir. Aslında bu durum Sandıklı ve Afyonkarahisar için bir övünç vesilesi olmalıdır. Elibol Tarım Makineleri 23 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı ve istihdam sağlamaktadır. Afyonumuzun tarım sektöründe dışarıdaki yüz akıdır. Afyonumuzu gururla temsil etmektedir. Türkiye'de ilk ve tek olan her biçere uyumlu sıralı silaj makinesi tüm çiftçilerimize hayırlı olsun, dedi. Türkiye'de olmayan bir makine yapıyoruz. Herkesin emeğine saygı duyduğumuz gibi inşallah insanlar da emeğimize saygı duyar. Bu makinemizin bütün rüçhan belgeleri ve patentleri bizlere aittir. Türkiye ve tarım çiftçisine Türkiye'de olmayan, hatta Avrupa'da olmayan bir makine kazandırıyoruz. Doğum günü anısına Türk çiftçisine, Türk biçercisine hediye ediyorum. İlimizden diğer gelişmelerle devam ediyoruz.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda Kadın Kültür Evleri 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya vali başkanlık yaparken toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlar da katıldılar. Gerçekleştirilen toplantıda kadın kültür evleri ve kadın kooperatiflerinin mevcut durumu 2021'de yapılan çalışmalar değerlendirilerek 2022'de izlenecek yol haritası görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, kadın kültür evlerinin 2021'de yakaladığı başarının 2022 yılında da daha fazla artırılması gerektiğini vurguladı. Vali Çiçek'in himayesinde Afyonkarahisar genelinde yürütülen eğitim seferberliği kapsamında eğitimde başarıyı yükseltmek ve velilerin işbirliğini ve desteğini artırmak amacıyla kadın kültür evleri de eğitim seferberliğine dahil oldu. Bir anne akademisi olarak tasarlanan kadın kültür evlerinde şimdiye dek eğitimden sağlığa, spordan sanata çok boyutlu olarak verilen eğitimler sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmeye devam ediyor. Başarıya İlk Adım adlı eğitim programları tüm kadın kültür evlerinde hayata geçirilecek. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kadın kültür evlerinde başarıya ilk adım eğitim programları içinde sınav kaygısı ve bununla başa çıkma yöntemleri, ergen psikolojisi, verimli ders çalışma yöntemleri, sınav sürecinde ebeveyn olmak gibi verilecek eğitimlerle kadınların veli olarak çocuklarını anlamaları ve desteklemeleri sağlanarak eğitim seferberliğine destek olunuyor. Bu kapsamda ilk eğitim Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek ve yönetimi Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette şehrimizde yapılacak olan faaliyetler ve genel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybey konuklarıyla yakından ilgilenirken MÜSİAD Şube Başkanlığı'na yeni seçilen Ercan İşlek'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin işleyiş sistemlerinin gelişimine katkı sağlayan MÜSİAD'ın ilimiz ve ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden kalkınmasında büyük rol oynadığına dikkat çeken Başkan Zeybek, İşlek ve yönetimine başarılar diledi. Sandıklı'da yapımına başlanan 72 bin metrekarelik alana sahip Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı. Sosyal tesisleri, çay bahçeleri, kafeteryaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk parkları, spor alanları ile ilçeye hizmet vermesi planlanarak yapılan Millet Bahçesi'nin bitirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çöl, konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Adeta ormanlığı anımsatan yapısıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan projenin bitmesiyle vatandaşların kullanımına sunulacağı ve gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasların başına gelecek proje için geri sayım sürüyor. Emirdağ Kaymakamı Osman Birici, ilçede yeni yeteneklerin belirlenmesi için başlatılan basketbol kursunu ziyaret ederek öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Beden eğitimi öğretmeni Engin Saygın'dan devam eden kurs hakkında bilgiler alan Kaymakam Birici, öğrencilerin gerekli eksikliklerinin tamamlanacağını belirtti. Çocuklarını kursa götüren aileler de bu tür faaliyet ve etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirttiler ve Kaymakam Birici'ye çocuklar için sunduğu bu imkanlar için teşekkür ettiler. Emirdağ ilçesinde önümüzdeki günlerde tekstil fabrikası hizmete girecek. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçeye bağlı Gömü Beldesi'nde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan ve tamamlandığında 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinde incelemelerde bulunduğu söz konusu fabrikanın belediyenin desteğiyle hizmete gireceği öğrenildi. Ailece Cami'de Milletçe Duadayız etkinliği kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde planladığı sabah namazı buluşmaları Afyonkarahisar Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Program çocuk, genç, yaşlı, kadın erkek ailelerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Programın devamında İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından sohbet ve dua edildi. Program sonunda cemaate çorba ikram edildi. Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan genç avukatlar düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatlarını aldılar. Avukatların ve ailelerin katılımlarıyla gerçekleşen törende genç avukatlara cübbeleri Baro Başkanı Avukat Turgay Şahin tarafından giydirilirken ruhsatları ise yanında staj yaptığı avukatlar tarafından verildi. Mesleğe yeni başlayan avukatlar adına Muğla ormanlarının tekrar yeşile dönmesi için bir adet fidan bağışı yapıldı ve sertifikaları takdim edildi. Hollanda'da Başbakan Mark Rutte başkanlığında oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde aynı anda ilk kez 2 Türkiye kökenli isim bakanlık görevinde bulunacak.
Birisi de Afyonkarahisar'dan. Liberal Sağ Eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olurken, Günay Uslu da Hollanda hükümetinde medya ve kültürden sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenecek. Günay Uslu, Emirdağ ilçesi kökenli bir ailenin çocuğu. Amsterdam Üniversitesi'nde kültür tarihi üzerine doktora yapan 49 yaşındaki Günay Uslu, Avrupa kültür tarihi, mirası ve müzeler konusunda uzman. Amsterdam EFM Müzesi Denetleme Kurulu Başkanı olan Uslu, aynı zamanda Lahey'deki Mauritius Müzesi ile Rembrandt Derneği'nin de danışma kurulu üyesi. Günay Uslu aynı zamanda ailesinin şirketinde de geliştirme direktörü olarak görev yapıyordu. Sayın seyirciler, tarihin üzerine ev yaptılar. Şuhut ilçesinde Roma dönemi duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üstüne yaklaşık 60 yıl önce yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Şuhut ilçe merkezi Yalı mahallesinde yaklaşık 60 yıl önce yapılan evin bahçe duvarını görenler gözlerine inanamıyor. Roma döneminden kalma duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üzerine iki katlı ev yapılırken, evin istinat duvarı ise tarihi eserlerin üzerine yapıldı. Duvarın içinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtların çevresiyle tarihi motiflere sıva yapılırken, dokunulmadığı ve çıplak gözle görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Roma döneminden kaldığı öğrenilen yazıtın bir mezar yazıtı olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken, Osmanlıca yazılarının bulunduğu kısımsa eski bir çeşme olduğu belirtildi. Mahalle sakinlerinden Ziya Çakar isimli vatandaş yaklaşık 60 yıldır duvarın böyle olduğunu ifade etti. 60 yıldır ben mahallede oturuyorum. Eskiden burada çeşmeydi. Bu çeşmeyi sonundan sünar halini aldılar. Aklı bir şey ettiğimizden sonra çeşmeye, buraya çeşme çevirdiler sonradan. Üzerinde ev var. Ev var üzerinde. Ev ne zamandan beri? Ev de eskiden, eskiden buraların evde. Peki eski. Hangi tarihten kalma bu yazılar? Bilginiz var mı? Bilginiz, atalarınız, büyükleriniz, dedeleriniz? Bir şey bilemedik, yazıp oraya şimdi. Orayı biz bir şey yapamadık. Orayı bilmiyorum ben kaç yılında yapıldığını. Sadece ben bildiğim 60 yıldır burada, bu mahallede biliyorum ben burayı. Bu duvarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Burada yıllardır burada bir çeşme vardı burada. Yıllardır çeşmedir burada. Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin ise konuyla ilgili inceleme başlatacakları bildirildi. Şimdi de asayiş haberlerimiz var sırada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Müşaviri Cengiz Sağlam'ın vefat eden annesi, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Cengiz Sağlam'ın annesi Kezivan Sağlam için cenaze töreni düzenlendi. Sağlam'ın cenaze namazı Emirdağ Çarşı Camii'nde kılındı. Cenazeye Kaymakam Osman Bilici'nin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları katıldılar. Merhumun cenazesi kılınan namazın ardından Emirdağ ilçe mezarlığında toprağa verildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri durdurdukları 100 araçtaki 135 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Erenler Polis Karakolu ekipleri mahalle girişinde oluşturdukları kontrol noktasına denetim yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken 135 kişinin ise genel bilgi taraması yapıldı. Denetimler kapsamında mahallede yaya devriye görevi gerçekleştiren polis ekipleri de durumundan şüphelendikleri şahıslarda üst araması yaptı. Emirdağ ilçesine çalınan otomobil Boyvaden ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Boyvaden ilçesi Şıhlar Mahallesi, Dip Evler yolu üzerinde devreye gezen mahalle ve çarşı bekçileri park halinde ön plakası olmayan bir otomobil görünce durumundan şüphelendi. Aracın arkasında 26DV689 yazılı plakasını gören ekipler yaptıkları sorgulamada otomobil için Emirdağ ilçesinden çalıntı ihbarı olduğunu tespit etti. Olaydan sonra bölgeye çağrılan çekici yardım ile otomobil Boyvaden'in ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yinar'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezine yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 29.87 gram metamfetamin, 0.57 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Afrikalisar'da yakalanan bir taksi sürücüsünün uyuşturucu maddeleri şüphe çekmemek için anahtar şeklindeki hassas teraziyle tartarak sattığı ortaya çıktı. Emirdağ İç Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle ticari taksi şoförünü kısa bir süre takibe aldı. Uygun bir zamanı bekleyen sivil ekipler pazartesi akşamı Emirdağ ilçesi Kacarlı Mahallesi Karaca Sokak üzerinde ticari taksiyi durdurdu. Ticari araç sürücüsü LG'nin yapılan üst aramasında ceplerinde ve ticari taksinin kol dayama kısmında satışa hazır hale getirilmiş şekilde 5 adet alüminyum folyeye sarılmış bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Yine aynı yerde ilk bakışta anahtarlık görünümünde olan ancak yapılan incelemede uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanıldığı anlaşılan hassas teraziye rastlandı. Ticari taksi şoförünün evinde ise uyuşturucu maddeyi içmek için tasarlanan pipe tabir edilen 5 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak Boyvadin cezaevine teslim edildi. Otomobile tutunan kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda bir otomobilin yan kısımlarını tutunan iki genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark edip otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı. Hızlarını artırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek kafasından aldığı darbeyle hafif yaralandı. O sırada arkadan otomobille gelen bir vatandaş düşme anını cep telefonuyla kaydetti. Azıcık yavaş gidiyor adamın ruhu iyi. Birisi de paterni ya. Hızlandı lan. Arkadan gelen otomobillerin hızlı olmamasıysa başka bir faciayı önledi. Ünlü bir yayıncılık platformunu kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan bir para biriminin gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de esamanlı operasyon düzenlenerek 40 şüpheli gözaltına alındı. Ve ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Sayın seyirciler, Afyon Kocatepe Üniversitesi drone takımı Belediye Başkanı Mehmet Seybi'yi ziyaret etti. Ziyarette yapay zeka destekli zirai, insansız hava aracı ve elektrikli veya yakıtlı olmak üzere ikiye ayrılan, uzaktan kumanda edilebilir tekneler olan RC teknenin tanıtımı yapıldı. Makamında kabuller gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in misafirleri Afyon Kocatepe Üniversitesi drone takımı oldu. Başkan Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yüksel Oğuz, Doktor Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün, Doktor Öğretim Üyesi Tolga Özer, Öğretim Görevlisi Hasan Akkoç, Aral Teknik Kolej Müdürü Mehmet Yılmaz ve Aral Teknik Koleji Meslek Öğretmeni Cemalettin Akdoğan'ı ağırladı. Ziyarette Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı da hazır bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında AKÜ bünyesinde yapımı devam etmekte olan yapay zeka destekli zirai insansız hava aracının ve Aral Teknik Koleji bünyesinde gerçekleştirilen RC teknenin tanıtımı yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler verildi. AKÜ drone takımı Başkan Zeybek ve ekibine ARGE projelerine verdikleri destek için teşekkür ederken karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Sırada sağlık haberimiz var. Uzmanlar kış aylarında gripal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirtiyorlar. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt, koronavirüsle gribi test olmadan ayırmamız mümkün değil. Kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla riayet etmeliyiz diyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında yükselme olurken grip vakaları da yükselişe geçti. Uzmanlar insanların grip olduğunu zannederek koronavirüse yakalanabileceğini, koronavirüs olduğunu zanneden insanların da mevsimsel grip hastası olabileceğine dikkat çekiyorlar. Bu hastalıkları birbirinden ayırt etmenin hasta şikayetleri ve hasta gözlemleriyle yapılmadığını ve gerekli testlerin yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt, koronavirüs ve grip vakalarının yükselişte olduğunu dikkat çekti. Vatandaşların artık COVID salgınının ilk başladığı günlerdeki gibi artık önlemlere dikkat etmediklerini söyledi. Vatandaşlarımız COVID ilk başladığındaki önlemlere riayet etmiyor. Bu önlemlerden en önemlilerinden bir tanesi maske ve mesafe. Şimdi COVID arttığı gibi grip vakaları da çok artmaya başladı ve bizler sağlıkçılar olarak grip ve COVID vakalarını hastanın şikayetleriyle ve muayene bulgularımızla ayırt edebilmemiz mümkün değil. Bunun için influenza testleri dediğimiz COVID testine benzer testlerimiz var ve COVID testleri var. Yani test yapmadan birbirinden ayırabilmemiz vakaları çok mümkün olmuyor sadece muayene bulgularıyla. Ya vatandaşlarımıza COVID testi yaptırıp sen COVID değilsin o zaman gripal enfeksiyon geçiriyorsun tanısı koyuyoruz ya da her iki testi birden yaparak koyuyoruz. Soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları artar, grip ve COVID de birer üst solunum yolu hastalığıdır diyen Enginyurt, vatandaşlara önerilerde bulundu. Şimdi vatandaşlarımızın yapması gereken şu, soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları artar, grip ve COVID de bir üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. Bu nedenden ötürü bizim yapmamız gereken artık pandemi bitinceye kadar maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor ve iyi beslenmemiz, bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Muhakkak ve muhakkak maskeyi pandemi bitene kadar çıkarmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızda aşılı olanların oranı arttığı için bir özgüven oldu. Bu özgüvenden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü COVID oyuna gelmiyor ve ciddi bir şekilde yayılıyor. Hele omikron varyantı çok hızlı yayılıyor. Vakalar ağır olmasa da hızlı yayılıyor. O yüzden maske pandemi bitinceye kadar, yetkililer pandemi bitmiştir artık maskelerimizi çıkartabiliriz deyinceye kadar çıkmaması gereken artık bizim bir aksesuarımız oldu. O yüzden bu aksesuardan vazgeçmemiz gerekiyor. Profesör Doktor Enginyurt, grip ile mücadelede doğru beslenmenin ve bol sıvı tüketmenin önemine değinerek şu ifadelere yer verdi. İyi beslenme, 3 ana öğün, 3 ara öğün, özellikle çocukların okullara giderken kahvaltılarını yaparak göndermemiz gerekiyor. Çünkü en önemli öğünümüz bizim kahvaltıdır. Direncimizi sağlayan, bizi ayakta tutan öğün kahvaltı öğünümüzdür. O yüzden herkesin muhakkak kahvaltısını yaparak işlerine, okullarına gitmesi gerekiyor. İyi beslenmek çok önemli. 3 ana öğün, 2 ara öğün, bol sıvı tüketmek. Şimdi kış aylarında C vitamininden zengin meyveler bol, mandalin, portakal, kivi gibi bunları bol bol tüketmek gerekiyor. Kış aylarında muhakkak ve muhakkak kapalı ortamlara girerken vatandaşlarımızın kısa sürede bu ortamlarda kalmasına özen göstermesi gerekiyor. Ve maskelerimizi sadece çok güvendiğimiz ortamlarda çıkarabiliriz. Evimizin bahçesinde, evimizde çıkartabiliriz ama toplu ortamlarda maskeyi çıkartmayalım ve toplu ortamlarda kısa süreli kalalım. Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var diyor Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi. Piyasada ucuza satılan sahte balların insan sağlığını olumsuz etkilediğini de belirterek sahte bal üretimiyle arıcıların emeklerinin çalındığına dikkat çekiyor. Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan ve Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da geçtiğimiz sezon bal üretimi %45 azaldı. Gerçek bal üretiminin düşük olması piyasada sahte balların artmasına neden oldu. Arıcılar da gerçek balların ucuza satılamayacağını, arıyla temas etmeden bal diye üretilen bazı gıdalarınsa sağlıksız olduğunu belirtiyorlar.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, balda %45'lik bir rekolte kaybı olmasının sahtecilerin iştahını kabarttığını söyledi. Market raflarında kilogramı 30 liraya satılanların bal olmadığını belirtti. Bu sene balın %45 oranında az olması sahtecilerin de iştahını kabartıyor. Market raflarında yani 30 liraya hala bal var. Biz aracılar olarak zaten balın bizden çıkışı 35 lira. Bunun paketlemesi, kavanozu son dönemde maliyetlerde zaten %100 bir artış oldu. Yani bu aracılardan alınmış bir bal olsa yani gerçekten bir şey olur yani belli bir fiyatı olur ama burada gerçekten 30 liraya satılan balların ben bal olmadığını, insanların zehirlendiğini düşünüyorum. Çiftçi sahte bal üretimiyle arıcıların emeklerinin çalındığına dikkat çekti. Ya bizim insanlarımız da maalesef yani biz işte yapalım da ne olursa olsun mantığı var. Ya bakanlık üzerine düşeni yapıyor. Daha sonra mutlaka denetimleri sıklaştıracaktır. Yani inşallah bunun takibi, denetimi yapılırsa iyi olur. Yani fiyat olarak daha bizden üretimde yani aracımızdan alınan fiyattan ihaleye girip bazı yerlere bal veriliyor. Bunların zaten bal olmadığı aşikar. Biz bunu her şeyde söylüyoruz. Yani hiç arı görmemiş ballar var. Yani arının yaptığı bal olmuş olsa yani burada aslında arıcılarımızın bir nevi emeğe çalınıyor. Yani biz doğadan sofraya en değerli besin maddesini üretiyoruz ama sahtekarlar bizden bir adım önde gidiyor. Yani bunun da önüne mutlaka geçilmeli. Yani işte belli firmalar var. Biz bunları daha önce zaten gerekli yerlere iletmiştik. Bunların üzerine biraz gidilirse ve ballarımız, ürettiğimiz ballar kayıt altına alınırsa, arıcılarımızın ürettiği ballar kayıt altına alınırsa sahtekarların da önü kesilmiş olur. Gerçekten bu konuda bakanlığımızı biraz daha yani üreticiye destek vermeye ben davet ediyorum buradan. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi sahte bal üretimi yapanların hem tebliğe uydurduklarını hem de ucuz fiyata sattıklarını belirtti. Sonuçta biz bizim geçim kaynağımız Ordu'da 3500 tane aktif olan aracı var. Yanında iki tane de eleman çalıştırıyor. 10.500 aile orada geçimini aracılıkla sağlıyor. Türkiye genelinde 82.000 aracı ailesi var. Yani bunları düşünerekten hareket edilmeli. İnsanların yani hem kazancı artırılmalı hem de insanların zehirlenmesi önlenmeli. Yani gerçekten bu konuda ben gerekli duyarlılığı Sayın Bakanımızın göstereceğine inanıyorum. Sahte balı biz işin içindeyiz. Belki tadından kokusundan anlarız ama zaten ya bir bal tebliğimiz var ve bunu yapan sahtekarlar bunu mutlaka bal tebliğine uyduruyorlar. Şimdi market raflarında 30 liraya bal olmaz. Yani 30 liralık bir balı ben hiç kimsenin alıp tüketmemesini öneriyorum. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.